Cuma günlerin padişahıdır. Seyyidül Eyyam'dır. Günlerin padişahıdır Cuma. Nihayet Cuma günü her Müslüman işini Perşembe'den şey yapacak, hazırlayacak. Onun için Cuma Seyyidül Eyyam'dır. O gün Arafat'taki Müslümanlar, Hac mevsimindeki Müslümanlar nasıl ihramlanmışlarsa Cuma günü de Müslümanlar böyle ihrama girmiş durumdadırlar. İhrama girmiş durumdadırlar. Onun için sabahleyin kalkar, guslünü yapar, temiz elbisesini giyer. Mümkün oldukça Cuma gününe, Cuma namazına erken vakitte camiye girmeye çalışır. Ezan okunsun da gideyim. Bu zuafanın için. Müslüman ilk vakitte, eski Müslüman Cuma günü camiden çıkmazmış, Cuma'nın fazailini kaçırmayayım diyerekten. Cuma günü sabah namazından sonra çıkarsa ancak abdest tazelemek için çıkıyor, yine giriyor içeriye. Niçin? İlk girenin fazaili şöyle yüksek, ikincininki böyle yüksek, sonunki böyle yüksek. Bu fazaili kaçırmamak için imana bak. E canım bugün çalışmazsak nafakamız eksilir, ticaretimizde şöyle olur. Bir şey olmaz. Razzak Allah'tır. Ne takdir ettiyse o sana yine gelecektir. Onun için Müslüman Perşembe gününden tırnaklarını keser. Koltuklarının altını, edep yerlerini temizler. Haftada bir kere temizlemek eftaldir. 15 günde ortadır. 40 günden sonrası günahtır. Koltukların altı, tırnakları temizlenir. Güzel elbiselerini giyer, güzel kokular kokunur, sürünür. Misvakini de kullanır. Ve camiye vakar ile, çocukları varsa yanında onları da alır. Bir vakar ile Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gidiyorum diyerekten, özürler dileyerekten, kusurlar dileyerekten gelmeye çalışır. Fîzâ sallâ. Onun için akşamdan Sûre-i Kehfi, akşamdan Sûre-i Duhan'ı, Sûre-i Fetih'i, diğer tebarekesini, annesini okur. Vakasıyla beraber. Sabahleyin bir de tekrarlar Kehfi'ni, Sûre-i Kehfi. Sûre-i Kehfi ibretlerle dolu çünkü. Onun aynı zamanda işte Türkçesinden de oku biraz. Cenab-ı Hak nelere kadir değil. Arkasından Sûre-i Duhan'ı oku. Arkasından efendim tebarekini oku, vakanı oku, fetihetini oku. Bunları yaptıktan sonra biraz da tesbihini eline alırsın. Hiç olmazsa bugün cumadır. Şu kadar Allah deyin, bu kadar da la ilahe illallah deyin, bu kadar da subhanallah deyin. Hoca efendi ben kimsenin izin almadım ki bunları deyin. Bu da bir büyük bir fikir. Allah demek için izin almak ister mi arkadaş? Allah demek için, biz namaz kılmak için. Hoca efendi müsaade et, ben namaz kılacağım diyoruz bunu ya. Namazdan daha aktarlı ibadet var bizden. Bu büyük ibadetimiz. Allahu Ekber diye divan-ı ilahiye duruyor da Allah 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 demek için şey arıyoruz. Olur mu bu? O başka iş, bu başka iş. Sen Allah demekle mükellef. Her zaman her yerde Allah da diyecektin. La ilahe illallah da diyecektin. Salavat-ı şerifeler de getirecektin. Bundan dolayı ne bir zarar gelir, ne bir eksiklik olur. Daha büyük nimetlerin mazhar olur. Fîzâ sallâ. Cuma yıldık. Bitti. Fakat ehel artık ihramdan çıktı bu adam. Arafat'tan döndü. Mine'ye geldi. Şeytanını taşladı. Efendim ihramdan çıktı. Kurbanını da kesti. Helal oldu artık. Tavafını da yaptı. Bu da artık kurtuldu aşırı. Fîzâ celese ilâ en yusallat. En yusallilat. Fakat bu adam içindeki aşkı dolayısıyla Cuma günü camiden çıkmıyor. İkindi vaktine kadar camide ibadetle meşgul olur. Çekilmiş bir kenara. Kur'an okuyor, dersi çekiyor, zikrediyor, mutalaa ediyor, namaz kılıyor. Böyle vaktini geçiriyor ikindi vaktine kadar. Zaten 1-2 saat ara var. Neden? Çünkü Cuma içerisinde bir an vardır ki, bir dakika vardır ki, o dakika içerisinde yapılan dua geri çevrilir. Leyli-i Kadir ne kadar saklıysa, Cuma içindeki bu anda saklanır böyle. Allah'ın velileri de insanlar arasında saklanır. O hakir gördüğün kimse belki Allah'ın velisidir. Bilmez. Onun için hiç kimseyi hakir görme. Herkese veli gözüyle bak. Herkese veli gözüyle bak. Zarar etmesin. Binaenaleyh ikindi vaktine kadar böyle ibadetle meşgul olursa ki o icabet saati denilen saate ulaşmış olur. Büyük bir vurgunculuk yani. İsmi azımı Cenab-ı Hak nasıl sakladıysa, dini kadri nasıl sakladıysa, velisini nasıl sakladıysa, Cuma içindeki bu saati de saklamıştır ki, herkes Cuma günü yalvarsın dursun. Ki, acaba bu saatte benim duamda kabul olur da belki,
kurtarırım Mekke'yi diyerekten. İşte kâne kemen etâ lihaccetin umre. Hac ile umreyi yapan insandan, anadan doğmadan, günahlardan sıyrılıyor. Hiçbir şey kalmıyor. Hac yaptım bir insan, anadan doğma. Yani anadan doğduğu vakitte nasıl günahsızdı, artık şimdi de böyle günahsızdır. Binaen cumadan çıkarken de böyle çıkıyor şimdi. Tersim, hiç günah kalmamıştır.